canım. Ey canım, Hak ismin okur dilimiz. Ey Allah, ey, ey dost. Sakın efsane söyleme, hay hay hasrete varır yolumuz. Ey canım, ey canım, hasrete varır yolumuz. Ey Allah, ey. Zira bu mektubu hakikate ermesine hiç ummadığım bir istikbale yazıyorum. Arzum, dileğim budur. Dileğim gerçekleşmez ve bu mektup elinize geçerse bana kıymışsınız demektir. Ey hünkârım, ey canım babam. Bu satırları okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi söküp attınız. Bense bu yalan dünyadan göçüp gittim. Bilin ki elinizi günaha buladınız. Bilin ki masum bir canı aldınız. Oysa birbirimize söz vermiştik. Ben size isyan etmeyeceğime ant içmiştim. Siz de bana kıymayacağınıza. Ben sözümü tuttum baba. Ve zinhar ihanet etmedim. Oğlum Mehmet'in başı hakkı için, kızım Nergis Şah'ın başı hakkı için ihanet etmedim. Etmem. Fakat siz sözünüzden döndünüz. Asla yapmam dediğinizi yaptınız. Babanın evladına kıydığı bu zalim dünyayı bırakıyorum. Zira ikbal
ve iktidar uğruna babasının canına kastetmiş bir zalim olarak yaşamaktansa bir mazlum olarak ölmeyi yeğlerim. Adım sizin gibi tarihin altın sayfalarına yazılmayacak belki. Hiç kimse zaferlerimden bahsetmeyecek. Cihana hükmettiğim bir tahtım olmayacak. Hatta bir hain, asi bir şehzade olduğumu yazacak vakanüvistler. Varsın öyle yazsınlar. Varsın Allah'ın bildiğini kullarından saklasınlar. Bir gün gelir, mazlumların hikayesi de anlatılır. Belki yıllar, belki de yüzyıllar sonra biri benim hikayemi anlatır. Birileri işitir ve öğrenirler hakikati. İşte o gün mazlumun hakkı mazluma teslim edilmiş olur. Ya da istersen kılıç talimi yaparız. Babam geldi.
Geçemiyorum sultanım. Buradan pek belli olmuyor. Sultanım, validem, babam gelmiş. Allah'ım sana şükürler olsun. Babam nerede Taşlıcalı? İstanbul'a mı gitti yoksa? Fatmaca neden yok? Niye gelmedi sizinle? Dilini mi yuttun? Sualime cevap versene. Taşlıcalı? Mustafa'm nerede? Aslanım nerede? Neler oluyor Taşlıcalı? Allah aşkına konuş, bir şey söyle. Sultan. Şehzademiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başımız sağ olsun. Baba. Ne yaptılar oğlum? Mustafa'm nerede? Hünkârımızın otağında idam edildiler. Yersiz validem. Göreceksiniz.
Sultanım. Babam cennete gidecek, değil mi? Bizi orada bekleyecek. Neden kıydılar ona? Ne yaptı, ne suçu var? Hiç. Hiçbir şey yapmadı aslında. Tek bir kabahati vardı yiyor. Sultanım. Hoş geldin diyeceğim lakin anladığıma göre havadisler pek iyi değil. Şehzade Mustafa isyan mı etti yoksa? Babam nasıl? Kardeşlerim. Telaş etmeyin sultanım. Size müjdeli bir haber vermek için geldim. Müjde mi? Şehzade Mustafa. Hünkârımızın emriyle idam edildi. Şimdi sen bana her şey bitti diyorsun. Kazandın diyorsun. Öyle mi? Her şey bitti mi sahiden? Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Büyük bir zafer kazandınız. Lakin daha bitmedi. Bu ölümle dört bir yana ateş sardı. En vahimi de hünkârımız beni azlederek kurtların önüne attı. O kadar çaresiz kaldım ki. Yeniçerilerin gözlerini kan bürümüş. Kellemi istiyorlar. Bugün olmasa da yarın gelecekler. Beni öldürecekler. Ne bekliyordum ki? Şehzade Mustafa onların tek umuduydu. Ellerinden aldık. Ölümüne sebep olduk. Her birinin yüreğine kor ateş düştü. Şimdi İçeride dışarıda tüm güçleriyle bize saldıracaklar elbet. Bana, sana, şehzadelerime dünyayı dar etmek isteyecekler. Şimdi dik durma vaktidir. Eğilmeden
bükülmeden bir dağ gibi karşılarına dikilme vaktidir. Sen de bilirsin ki sular dalgalanmadan durulmaz. Mirva. Ne oldu? Mustafa abi. Konuş Mirva. Ne olmuş Mustafa abime? Söyle. Eve kermesi dökülmeli idam edilmiş. Mustafa'm nerede Taşlıcalı? Kurda kuşa mı terk ettin yoksa? Şehzademizin cenazesi Bursa'ya doğru yola çıktı sultanım. Hünkârımızın fermanı. Kapı halkınızla beraber Bursa'ya gitmeniz emredildi. Bundan böyle Bursa'daki sarayda kalacaksın. Yere batsın o zalimin fermanı. Allah gün yüzü göstermesin o evlat katilini. Nasıl ki benim kalbime, sarayıma ateş düşürdü. Rabbim de onun can evine cehennem alevleri salsın. Nefes aldık. Yandıkça kavrulsun, kavruldukça kahrolsun, beter olsun. Ağalar bahçede sultanım. Benden haber beklerler. Hiçbir yere gitmiyoruz Taşlıcalı. Burası bizim evimiz. Amasya bizim yurdumuz. Burayı terk etmeyeceğiz. Gideceğiz Nergis'ce. Gideceğiz. Oğlum, Mustafa'm neredeyse biz de orada olacağız.